Ankara'dan Temsilciler Meclisi'nden iyi akşamlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bu akşam konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu. Aynı zamanda ARGE Başkanı. Gündemde konuşacak çok fazla konumuz var. En başta yarınki meclisteki türban tartışması ne olacak? Yeniden 99'a dönülecek mi? CHP ne yapacak? AK Parti ne yapacak? Önümüzdeki seçim adayları, aday belirleme süreçleri tüm hızıyla sürüyor. Neler olacak? Kimler aday olacak? Kabinede neler değişecek? Başka gündem konularımız da var. Bunların hepsini Süleyman Soylu'ya soracağız. Sizden gelen soruları da aktaracağız. Mete Andemir ve Mustafa Ünal da bizlerle birlikte. Gündemdeki konuları konuşmak için bizden ayrılmayın. Temsilciler Meclisi'nden tekrar merhaba. Süleyman Soylu, Mete Andemir ve Mustafa Ünal bu akşamki Temsilciler Meclisi'nin kadrosu. Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanımız, aynı zamanda ARGE Başkanı, MHK üyesi. Konuşacak çok şeyimiz var, soracak çok sorumuz var. Ben hemen önce bir hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Mete Andemir ve Mustafa Ünal da hoş geldiniz diyelim. Aslında konuşacağımız çok şey var. Siz de bayağı bir hazırlıklı gelmişsiniz zaten. Dosyalarınız gözüküyor. Soracağımız şeylerden hepsi olacak ama önce ben şu yarın, günlerdir tartıştığımız konuyu bir konuşalım istiyorum. Yarın mecliste ne olur? Çünkü AK Parti'den 3'tü 4 oldu. 4 milletvekili başörtüsüyle geleceğini, yarın meclisteki oturumlara başörtüyle katılacağını söyledi. Tabii CHP günlerdir bunu tartışıyor. Toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Nasıl bir strateji geliştirilecek? Ne olacak? Ne bekliyorsunuz? Ayrıca bundan sonra şunu konuşmakta belki fayda var. Hani Türkiye normalleşmek için paketler açıyor, demokratik standartlarını yükseltmek için uğraşıyor ama yine döndük dolaştık başörtüsü sorunu yine gündem maddesi oldu. Türkiye bu normalleşmeyi nasıl sağlayacak onu da devam olarak konuşalım. Yarın ne bekliyorsunuz? 99'da merhum Ecevit döneminde yaşananlar tekrar eder mi? Daha sakin bir gün mü olur? Böyle bir ilkellik beklemiyorum. Yani Türkiye'de başörtüsü meselesiyle ilgili Türkiye'nin geçmişte yaşadığı, bugün de hep beraber hepimizin bir maliyet olarak gördüğü bir ilkelliği, yani bir taş devri ilkelliğini hiçbir şekilde beklemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yani hem demokrasinin gereği hem uzlaşmacı siyasetin gereğini yarın yerine getirmesi konusundaki ümidimi de taşıyorum. Elbette ki kendi içlerinde tartışacaklardır. Kendi içlerinde bu değerlendirmeleri ortaya koyacaklardır. Özellikle eğer 1999 seçimlerinden sonra Türkiye'de Merve Kabakçı olayı üzerinden ciddi bir şiddet ortaya konulmuşsa bunun bugün Türkiye'nin tartışmamasını da aslında Cumhuriyet Halk Partisi açısından düşünüyorum çok kolaycılık olarak görüyorum. Yani çünkü aynı siyasal sürecin devamı ve aynı zihniyetin temsilcileri elbette ki bunu tartışacaklardır kendi arasında. Eğer Türkiye'nin geldiği noktayı iyi okurlarsa tahmin ediyorum ki yani krizsiz ve herhangi bir problem olmadan çeşitli görüşlerini, düşüncelerini ortaya koyabilirler, eleştirilerini ortaya koyabilirler. Ama başörtü meselesini Türkiye okurken hep bir taraftan bakıyor. Yani başörtülerin mağduriyeti açısından ve onun hem demokrasiye hem insan haklarına, temel hak ve hürriyetlere verdiği zarar açısından bakıyor. Ben size şuradan okumaya çalışıyorum. Yani Türkiye'de sadece mağduriyette karşı karşıya bırakılan, ötekileştirilen ve ciddi bir şekilde kısıtlanan kesim aslında başörtüler değil. Buradaki değerlendirmem şu. Ne gibi? Yani toplumun bir kesimine bir irade şunu söylüyor. Diyor ki bakın ben başörtülülerin haklarını kısıtlıyorum. Onları üniversiteye almıyorum. Hı. Onları kamu alanının dışında tutuyorum. Ve onları ötekileştiriyorum. Bu Amerika'nın aslında nükleer enerji veya nükleer silah konusundaki politikasının bana göre bir benzeri eşdeşi. Nasıl Amerika İran üzerinden bütün dünyaya eğer nükleer yaparsanız üzerinize çökerim diye bir mesaj veriyor ise bana göre malum sistem başörtüler üzerinden eğer benim söylediklerimi benim çizdiğim hayat tarzını benim belirlediğim çerçevesini belirlediğim demokrasinin dışında başka bir çizgi ortaya koyarsanız sizi başörtülüler gibi ötekileştiririm diyor. Yani tehdit başörtülere değildir. Tehdit Türkiye'nin başörtüsü dışındaki diğer kesiminedir. Ve yine bir şey daha söyleyeyim. Tehdit aslında Türkiye'nin laik sistemine yönelik bir anlayışın kendisidir. Meseleyi böyle okumak lazım.
Onun yani CHP'sinden çok farklı okuduğunu bugünkü açıklamaları zaten ortaya koydu. Yani başörtüsü meselesi bir siyasal hareket olarak, hatta bir istismar olarak önümüze getiriliyor şeklinde şuradan, bir yorum var. Şuradan belki girmekte fayda var mevzuya. Haça giden 3 ya da 4 yer ortaya çıkacak. Milletvekili baştan örttüler. Döndüklerinde açmayacaklarını ve yasama faaliyetlerini başörtülü olarak devam ettireceklerini söylüyorlar. Yani bu onların bireysel inisiyatifiyle aldığı bir karar mı, yoksa bir parti politikası da var mı bunun arkasında? Bu olayı önce bir... Yani böyle çok biçimlendirilmiş bir parti politikası üzerinden bir değerlendirme yapmak yanlış olur. Böyle bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Ancak elbette ki Türkiye'nin, şimdi Türkiye'de büyük bir demokratik evrim gerçekleşiyor. Hı. Ve demokrasi Türkiye'nin bir beka meselesi haline geldi. Yani dün Türkiye'nin hem ülkenin hem devletin bölünmez bütünlüğü başka parametreler üzerinden, başka paradigmalar üzerinden tartışılırken bugün demokrasi bölünmez bütünlüğün, hem ülkenin hem devletin hem milletin bölünmez bütünlüğünün en önemli garantörü haline geldi. Şimdi bu iklimi hepimiz yaşıyoruz. Milletvekillerimizin yaşamaması da mümkün değil. Onlar da yaşıyorlar. Yani demokratikleşme paketinden tutun da Türkiye'de belki akla hale gelmeyecek temel hak ve hürriyet adımlarının hepsi insanımızın her birine dokunuyor. Özellikle son demokratikleşme paketine dokunuyor. Şimdi siz bir vesileyle Hac'a gidiyorsunuz. Hac'a gittikten sonra orada çok hem duygusal, hem dini, hem inançsal bir atmosferin içerisindesiniz. Ve o atmosferden sonra oradan etkileniyorsunuz. Bir milletvekilisiniz. Etrafınızdaki insanlar, en yakında anneniz, yakınlarınız, akrabalarınız, yani milletvekilleri de bir makine olarak, sadece siyasal bir araç olarak düşünmek çok yanlış olur. Ve insan bunlar. Hı-hı. Yaşıyorlar, nefes alıyorlar, refleksleri oluyor. Yaşam tarzlarını dönüştürüyorlar. Yaşam tarzlarını dönüştürüyorlar. Hacı böyle bir etkisi var. Etkisi, herkese var. Anadolu kültürünün. Tabii herkese bir etkisi var. Onlar da aynen o Anadolu insanı gibi etkileniyorlar. Ve böyle bir şey yapabilir miyim diye kendi akıllarından geçirdiklerinde dün iklimin buna müsait olmadığını, ama bugün iklimin buna müsait olduğunu ve bunu gerçekleştirebileceğini görüyorlar. Bu çok insani bir şey. Yani partide, parti organlarında, MYK'da, MKYK'da ya da parlamento ayarında konuşulmuş, tartışılmış bir konu değil. Ya bunu eğer herhalde parti yönetiminden de habersiz yapmıyorlardır. Yani sonuçta... Böyle bir istişare yaparlar tabii. Yani şudur. Netice itibariyle bu milletvekillerimiz çok hacca gitmeden önceki bir durumlarıyla farklı bir durumla başörtüsüyle beraber meclise gireceklerse bunu hem grup başkan vekillerimizle hem de orada bulunan partimizin yetkilileriyle konuşuyorlardır, konuşmuşlardır, konuşacaklardır. Konuşmaları da gerekir. Peki ben bir şey, bugün 3-4 tane çarpışan görüş bana yansıdı televizyonlardan, aklımda kalan. Birincisi bu milletvekillerimiz acaba daha önce siyasete girmeden önce başörtülü müydü? Siz diyorsunuz bu işte kutsal topraklardaki ibadetin görevin ardından böyle bir karar almış olabilirler diyorlar. Mesela bir grupta şey diyor, acaba bundan sonra gerçekten başörtüsüne devam edecekler mi? Yoksa bu bir meclisi test etme çalışması mı? Yoksa başörtülerini çıkaracaklar mı? Bundan sonraki oturumlarda sürekli böyle mi gelecekler? Bu belli mi? Şimdi bütün bu değerlendirmeler sanki bir hikayenin senaryolaştırılması gibi ortaya konulur ki ben bunu insanı bulmam. Sizin açınızdan söylemiyoruz. Bu tip değerlendirmelerin tamamı yapılabilir, söylenebilir de. Ama yani insan başörtü takabildiği gibi başörtü çıkarabilir. Ben başörtü çıkaranları da tanıyorum, biliyorum yani. Bu da işte normal. Bu da gayet olabilir. Bir hayatımızda yaşadığımız, dokunduğumuz şeyler bunlar. Tabii. Şimdi oradaki milletvekillerimiz eğer böyle bir karar vermişlerse, eğer Türkiye'de işte kamuda demokratikleşme paketiyle beraber de bu konuda ciddi bir adım atılmışsa ve bir milletvekili ve bir siyasetçi aynı zamanda bir iddia sahibi insandır. Toplumun bugüne kadar çekmiş olduğu hem bir takım sıkıntıları ortaya kaldırabilmeye yönelik hem toplumun ihtilaflarını bir şekilde ortak bir dile döndürmeye yönelik hem de beraber yaşamaya yönelik bir adımın sahibidir. Niçin siyasetçi oluyor? Sadece kanun çıkarmak için veya iş takip, yani vatandaşın bir yerde olan bir mağduriyetin işini takip için mi siyasetçi oluyor? Elbette ki hayır canım. Hepimizin idealleri var, onların da idealleri var yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplumun bir bölümünün ötekileştirilmesine bir şekilde itiraz ortaya koyabilecek bir aklı muhakkak kendisi görüyordur. Kendileri görüyordur ve bunun da olması gerekir.
Türkiye bunu aşması gerekir. Ne zaman aşacak? İşte başörtülü gelmediler meclise. Gelmedilerse bundan sonra ebediyen gelmesinler. Bana göre bakın şöyle bir fikir daha var. İşte yıllarca başörtüsü mücadelesi yapanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başörtüsü mücadelesi olarak gelsinler. Bakın bu hakikaten başka bir tartışmayı beraberinde getirebilir. Oysa yani şöyle bir tartışmayı beraberinde getirir. İşte büyük bir başörtüsü mücadelesi ve mağduriyeti hakikaten çekmiş, bayraklaşmış, kendilerine de itibar ettiğimiz ve hakikaten bu konuda büyük bedeller ödemiş insanların önümüzdeki dönem meclise başörtüsüyle beraber gelebilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de toplumun diğer kesimlerinde bir siyasal revanşizm olarak ortaya konulabilir. Bu değerlendirilebilir. Bana göre normali budur. Yani normali evet Türkiye bir gelişmişlik süreci, demokratik gelişmişlik süreci içerisinde milletvekillerinin Haç'tan geldikten sonra böyle bir tavrı ortaya koyabilmesidir. Bu Türkiye için mükemmel bir adımdır ve güzel ve iyi de bir fırsattır. Ötekisi yani toplumlar da yıllardan beri belli mücadele üzerinden geliyorlar. Yani bize çok travmatik dönemler yaşadık. Ve her travmatik dönemin sizde de, ben de, Mustafa Bey de, Adem Bey de etkisi var. Büyüklerimizde etkisi var. Bizi annelerimizde, babalarımızda da etkisi var. O travmatik dönemleri canlandırabilecek bir yapıyı orada bir seçim öncesi ortaya koymak ve bunu bir seçim malzemesi haline getirebilmek, yine kadını seçim malzemesi haline getirmek olur ki bu da yanlış olur. Yanlış bir şey olur. Oysa şimdi Türkiye demokratikleşme süreci üzerinden bunu normal bir anlayışla gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Ben bu yöntemin çok daha doğru yani şey açısından bu kutuplaşmayı, kamplaşmayı, gerginliği arttırıcı bir işlem ortaya koymayacağını düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef Türkiye'de görebildiğim kadarıyla özellikle son zamanlarda gerginleştirici bir siyaset üslubu var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nda böyle bir üslubu var. Aslında hiç Sayın Kılıçdaroğlu'nda böyle bir üslubu var. Kılık kıyafetine karışmayız diye bir açıklaması da var. Bir şey söyleyeyim yani açıklamalar. Başörtüsü konusunda Cumhuriyet Halk, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha esnek, katı, ideolojik bir çizgiden daha esnek bir çizgiye evrildiğini söylemek gerekmiyor mu? Şöyle, özellikle bunun bir laiklik tehlikesi olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi bir dönemdir çok savunuyor değil. Gerek bundan önceki seçimlerde, yani 2011 seçimlerinde bunu bir malzeme haline getirmedi, laikliği bir malzeme haline getirmedi. Bu kabul edilebilir bir şeydir. Ancak dönem dönem, geçmiş dönemin travmaları üzerinden bu mesajlar çok acıtıcı bir şekilde toplumumuza veriliyor. Yani bu incitici bir şeydir. Yani bunu görmüyor değiliz. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmaları, farklı klikleri, farklı kutupları biz çok biliyor değiliz. Yani o iç kaynamaları biliyor değiliz. Ama yine de hissediyorsunuz yani bir içinde farklı laiklik üzerinden oluşturulmamaya çalışılan bir siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ekseninde görüyoruz. Ama bir ekseninde hala o ikna odalarının zihniyetini ve ideolojik zihniyeti görüyoruz. Bu da olabilir. Ki uygulayıcısı milletvekili CHP'de. Ama bunu da çok marjinalleştirmemek lazım. Yani ben toplumdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru feedback aldığını bu konuda düşünmüyorum. Yani toplum refleks verir. Cumhuriyet Halk Partisi tamamında buna refleks verir. Peki şöyle bir açmak için sorayım. Şimdi ben pazartesi günü bu konuda ilgili bir yazı yazdım. Onun öncesinde çok sayıda CHP'li bu konuyu görüştüm. Pazar ve cumartesi günü itibariyle baktığımızda çok daha sert bir kararlılık vardı. Yani bu bir politik manevra da olmuş olabilir. Bu bir parti tutumu da ama bir Sayın Kılıçdaroğlu'nun da destek verdi. Evet, bir tepki koymak lazım şeklinde de olsa bir desteği olduğunu, hatta işte bir takım milletvekillerinin değişik kıyafetler, işte şapka takmaktan, tişört giymekten, pantolon giymekten bahseden milletvekillerinin olduğu, işte hatta kürsü işgaline gidelim diyenlerin olduğu, bununla ilgili Cemil Çiçek'e meclis başkanına gittiklerini de biliyoruz. Yani sonuçta birkaç gün önce çok daha sert bir eylem planı vardı. O genel başkan yardımcısı Faruk Doğulu'nun açıklaması, evet. Bir güzel kişiliği de. Pazartesi günkü, salı günkü o çok kamuoyundan gelen yoğun tepki, işte MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı'nın, Başbakan'ın, BDP'nin CHP'ye yönelik farklı bir yerde durmuş olması, o aslında bugünkü yumuşamayı sağlamadım. Yani toplumdan feedback almıyor demiştiniz de o yüzden sordum. Sanki, alıyordur ama bunu uygulamakta zorlanıyor. Yani mesela yani ben sanki tabanı, dün ve bugünde bir ciddi bir değişiklik görüyorum yani. Halk içerisinde biz böyle bir tereddütü, böyle bir endişeyi yaşamıyoruz. Yani Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi tabanının da
özellikle başörtüsü konusunda araştırmalarda yani %50'lerin üzerinde ciddi bir şekilde buna yakınlaşmasını çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu bir rejim meselesi, bir sistem meselesi olarak görmüyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi tabanının tamamı değil ama büyük bir bölümü, önemli bir bölümü Cumhuriyet Halk Partisi tabanının bu konuda Türkiye'deki artık demokratikleşme duvarlarının iyice genişlemesi konusunda bir iddiayı ortaya koyuyor. Bunu yakalıyor fakat gelgitler yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu diline de yansıyor. Bu özellikle mesela Tan Doğan'la yaptığı konuşma, yani illaki başörtüsü konusunda ciddi bir tavır ortaya koyup koymaması değil. Ama gerginleştirici, kutuplaştırıcı, siyaseti tahrik eden ve özellikle o pozitif dediğimiz duyarlı siyasetten ayıran bir tavır ortaya koyuyor. Şu kesin, yani ben de konu başlıklarından birisi var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'yla sohbet ettiğiniz zaman, konuştuğunuz zaman çok kibar, naif bir görüntü var. Ama o mikrofona çıktığı zaman hani tabirle kavgada söylenmeyecek şeyler söyleniyor. Yani dün Tan Doğan Meydanı'nda söylenen şeyler, yani bugün de çok tartışıldı Ankara'da işte. Vapurdaki kadınları dikizliyor tarzında ifadeler, bunlar hoş ifadeler değildi. Yani evet, öyle bir vaka var. Yani bir iki farklı bir portre ortaya çıkıyor. Ben başörtüsü meselesiyle ilgili şunu sorayım. Şimdi CHP lideriyle dün akşam Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyonda sohbet ettiğimiz zaman şunu söyledi. Yani aslında işte bu bakış açısını ben yorumlamanızı istiyorum. Şöyle ki, dediği şey şu: biz AK Parti'nin bir tuzak kurduğunu düşünüyoruz. Seçim öncesinde bir başörtülü vekilleri getirerek biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Dolayısıyla tepki vermeyeceğiz. Şimdi o zaman şöyle bir soru ortaya geliyor. Evet, bu yarın için bir kazanç olabilir. Bunu bir tuzak addetmek de bana öyle. Ama bunu bir tuzak olarak yorumlamak, o zaman özgürlükler konusunda ciddi bir sorun çıkmaz mı karşımıza? Tabii. Yani çünkü yani bir bireysel özgürlüğü tuzak olarak değerlendiriyorsak yarın daha büyük sorunlarla karşılaşacağımız demektir. Şimdi ben iyi bir CHP analistiyim. Yani yıllardan beri bu işe kafa yoran adamlardan bir tanesiyim. Hangi kanadı ne şekilde olduğunu bilenlerden bir tane. Ama ben AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve CHP içerisinden bir yorum yapmayı ben kendi adıma doğru eşit bulmam. Fakat orada... Ama yani ana muhalefet partisi. Orada bir paradigma problemi olduğu çok açık. Yani genel başkanında, partinin genel başkanlığında partinin çeşitli kutuplarına veya çeşitli taraflarına yönelik adım atma konusunda bazen karşı karşıya kaldığı ateşli kitlenin etkisinde kaldığı da çok nettir. Ben de parti genel başkanlığı yaptım. Kitleler insanı yönlendirir. Bu doğal bir şeydir. Onların kelimeler ve cümleler karşısındaki refleksleri veya o geri dönüşlerine lider kendisini kaptırabilir. Bu da yanlış bir şey değildir. Yani bu da olabilir. Ama burada temel ölçütler vardır. Ahlak kuralları gibi. Yani biraz önce söylediğiniz o vapurla ilgili, yani bunu söylemeye bile dilim varmıyor. Siyasetin düzeyini en altlara düşürebilecek sözler imal etmek, üretmek ve bunları meydanda kullanmak. Yani sosyal medyada böyle laflar üretilebilir. Yani orası başlı başına başka bir anlam. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimine talip olacak insanların, hepimiz dahil olmak üzere, siyasal muhalefet yapılabilir. En şiddetli, en ağır şekilde sözler ortaya konulabilir. Ama böyle bayağı ve ucuz sözlerin söylenmesi hepimizi üzüyor. Yani bizim bambaşka meseleler konuşmamız lazım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin temel problemi olan muhalefetsizlik problemi bugün bu seviyeyle ortaya koymaya çalışıyor. Yani şunu söylese ne olur toplumu rahatlatsa, hepimiz rahatlatsak ve bir başka meseleye baksak. Yani 20. yüzyılda biz bu problemi yaşamış olabiliriz. Bu bir eski Türkiye anlayışıydı. Kendine ait zorlukları vardı, sıkıntıları vardı. Bir takım öğretilmişlikler vardı veya öğrenilmiş çaresizlikler vardı. Ama şimdi bambaşka bir noktaya geldik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna yarın bir sistem problemi, bir rejim problemi ve bir cumhuriyet bekası problemi olarak bakmıyoruz. Tam tersi, bunu cumhuriyetin bir bütünleşmesi olarak görüyoruz dese, Türkiye'de bambaşka bir siyaset boyutu kazanırız hepimiz ya. Kendimizi de bir başka tarafa atarız. Ama böyle bir şeyi Faruk Loğlu'ndan ben böyle bir açıklama beklerim. Yani nasıl? Bambaşka nesillerdeyiz çünkü. Amerika'yı da ondan ayrı görüyorum. Türkiye'yi de ondan ayrı görüyorum. Yani hepimiz ayrı görüyoruz. Ve çok da bu konuda kendisini yatsınmam niye böyle bir şey söyledi diye söyleyebilirdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri partisinin geleceği taşımakla mükelleftir ve yükümlüdür. Ve yarın kendisine bir temsil ettiği siyasal harekete maliyet yükleyecek bir söylemi ortaya koymak ona tarihsel bir sorumluluk affeder. Ben onun için yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir gerginlik yaratmaması dileğimi
ortaya koymak istiyorum. Yoksa bu şuna benziyor. Adem Bey, ben uzun zamandan beri de söyledim. Türkiye ikili bir siyasal parti sistemine doğru gidiyor. Her şekilde. Bir siyasal parti sistemi bir tarafta belli. AK Parti bugün yaptıklarıyla da, ortaya koyduklarıyla da bu siyasal parti sisteminin temsilcisi olduğunu netleştirmiş. Diğeri? Diğeri kim olacak? Tartışma bu. Cumhuriyet Halk Partisi mi olacak? Milliyetçi Hareket Partisi mi olacak? Yani dikkat ederseniz ulusalcılıkla milliyetçilik söylemlerinin birbiriyle çok aynı kanala oturması, aynı raya oturması aslında bu tartışmayı kendi aralarında yaşadıklarını ortaya koyuyor. Şimdi iki lider de, Devlet Bahçeli de, Kemal Kılıçdaroğlu da esas itibariyle bu mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Şimdi eğer burada toplumun daha sağduyusuna yaklaşan ve milliyetçilikle ulusalcılığı belki bugün AK Parti'nin getirdiği yeni milliyetçilik kavramı üzerinden değerlendirirlerse, hangi birisi daha avantajlı değerlendirirse yeni rakibin adı olacaktır. Yani yeni rakibin adı olacaktır. Ama hangi birisi kendi eski pozisyonları, bakın ikisi de eski pozisyonları üzerinden yeni rakip olamaz Türkiye'de. İkisi de eski pozisyonları üzerinden olamayacaktır. Hı hı. Hangisiyle yarışmak istersiniz? Yani ben ikisinin de başkalaşacağını düşünüyorum. Bu benim teorim tabii. Yani çok uzun zamandır bu teoriyi ortaya koyuyorum. Yaklaşık 8-10 yıldır bu teorinin savunucularından bir tanesiyim. Kısaca o teoriyi... Nasıl başkalaşma? Yani ne tür bir başkalaşma olursa yeni rakip olur. Şimdi şöyle, o teori şu. Bakın, bir taraftan Türkiye dikkat ederseniz 2007'de bir referandum yaşadı. Sonra o referandum bir cumhurbaşkanlığı seçimi getirdi. Orada Türkiye aslında ikiye bölündü. İkiye derken o bir tarafı güçlü olan, %60'lık bir dilim içerisinde bir tarafı güçlü olan bir Türkiye. İki, diğer tarafta da bunu kabul etmeyen ama gözleyen bir Türkiye talebi oluştu. Bu devam etti. Nerede? 12 Eylül 2010 referandumunda. 58'e 42. Aslında orada bir blok daha var. Bir bağımsızlar bloğu daha var. Onu da bir şekilde saymak gerekir. Ama o da kendi arasında farklılaşacak. Yani o da ikiye ayrılacak. Ve şimdi neye gidiyoruz biz? Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu tahkim edecek. Toplum aslında ikili düşünmeye yönelik egzersizini uzun zamandan beri gerçekleştiriyor. Ve siyasi partiler buna ne kadar adapte olabilirlerse önümüzdeki toplum tercihlerinin adresleri olacaklar. Yani bu Türkiye içinde çok elzem olan, kaçınılmaz olan bir durum olarak ortaya çıkacaktır. Benim kanaatim önümüzdeki süreçte işte bu demokrasiyi savunan, kalkınmayı, büyümeyi savunan daha çok işte cumhuriyetçilik üzerinden, geçmiş değerler üzerinden, milliyetçilik üzerinden ama yeni milliyetçilik dediğimiz milliyetçilik değil, o değerler üzerinden tartışmayı ortaya atan, biraz daha statikoyu savunan, yani o fren sistemin fren tarafını oluşturabilecek bir siyasal parti daha olacak. Hangi lider o siyasal partinin sahibi olacak? Hep beraber bunu göreceğiz. Türkiye'de Kürt meselesinin çözülmesi aslında Türkiye'yi buna taşıyor. Türkiye'de türban, başörtü meselesi gibi meselelerin çözülmesi, yani kenarlardaki marjinal fikirleri oluşturan ve mümkün olduğunda o tarafa doğru öten, ötekileştirmeye doğru iten, kamplaştıran bütün meselelerin merkeze gelmesi. Bununla en önemli katkıyı AK Parti ortaya koydu. Türkiye'de dindarlar gibi Türkiye'nin en önemli kümür kesimi olan kesimi merkeze taşıdı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir avantajı daha vardı. Bu avantajı ıskaladı. Türkiye adına o kadar üzgünüm ki. Türkiye'de Alevi kesimini merkeze taşımak kadar Türkiye'ye yapılabilecek çok büyük bir iyilik yoktu. Fakat o fırsat kaçtı mı? O bana göre kaçtı. Yani çünkü, neden hala kaçmış olmayabilir mi? Bak yani? Şöyle bak. Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği cesareti Kemal Kılıçdaroğlu gösterdi. AK Parti çekiyor merkeze. Efendim? Mesela o konuda da eleştiriler, tartışmalar var. Yani iyi bir paket hazırlandığı bahsediliyor ama geciktikçe mesela eleştiriler size yöneliyor. Yani o mesela çok beklenen Cem Evli ile ilgili o konu. Sadece ben o paketle bakmıyorum Metehan Bey. Şöyle bakıyorum. Yani bir, ekonomik olarak çekiyor mu? Yani dün kendisinin, yani kendi iç dünyasından başka, bak çok sert de rigid bir yerden giriyorum. Dün kendi iç dünyasından başka belki hiçbir meşgalesi olmayan cemaatler, Türkiye'nin bütün cemaatleri bugün ekonomik bütün aktivitelerin içerisinde mi? Dünyada varlar mı? Yani dün bütün dünyayı
yani bizim İslami cemaatler dediğimiz unsurların tamamı neredeyse bütün dünyayı kendisine rakip olarak görürken bugün dünyanın her noktasında varlar mı? Bak en sert noktasından girdim. Bugün merkezdeler. Ve bunu taşıyan ve bu siyasal yolu açan AK Parti. Bizim Alevilere yapmamız gereken de tam buydu. Yani Alevileri de aynı. Bak dışarıdan Türkiye'ye İslam'la meşgul olanların önemli bir bölümü Türkiye'yi merkeze çakabilmek için, Türkiye'yi merkeze getirebilmek için ve kendiyle beraber özdeşleşebilecek insanları merkeze getirebilmek için akıl ortaya koyuyor. Ama Alevileri Türkiye'de merkeze getirebilmek için çaba sarf eden Türkiye'deki merkez yapının dışında evet. Almanya gibi unsurlar tam tersine onları marjinalleştirmeye, ötekileştirmeye çalışıyorlar. Almanya'dakilerden bahsediyorum yani. Hı hı. Şimdi burada bir siyasal liderliğe ihtiyaç var. Bu Türkiye'nin bir derdidir. Bu ne siyasal var? Liderliği de ortaya koyması gereken kişi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Fakat CHP içerisindeki o eski devlet anlayışından, eski siyaset anlayışından o kadar ürküyor ki. Oysa liderler tarihi oynarlar, yarın oynamazlar. Eğer bunu becerebilirsen, yani toplumun beklemediği, kendi tabanının beklemediği çok ileri adımları atarsan öncü lider olursun. Tarihte bütün liderleri böyle sayabiliriz. Onun için isimleri var bunun. Onun için adları var. AK Parti'nin başarısı bunlardan geliyor. Yani kim bakabilirdi ki Tayyip Erdoğan Mısır'a gidecek, İhvan-ı Müslim'in olduğu yerde laiklikten bahsedecek. Kim onu söyleyebilirdi? Kim onu tahayyül edebilirdi? Kim onu hayal edebilirdi? Ve Türkiye'de bugün bizim en çok insanların ekonomik ve ilimsel yani bilimin içerisinde kendisini adapte etmeye ihtiyacımız vardı. Bugün merkez sağda, sağda İslami kesimde bunu bir hakkın yerine getiriyor. Bu önemli bir şey. Bunu Türkiye için anlatıyorum. Yani bunu siyasetin kendi içindeki mecrandaki yani öbür gün bir seçimler için ortaya koyuyor falan değilim. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi bunu sağlamış olsaydı, gerçekleştirebilmiş olsaydı, bu yükü sırtına alabilmiş olsaydı biz bugün başka bir şey düşünüyorduk. Hı hı. Halk da Cumhuriyet Halk Partisi'ni başka bir noktada görüyor olurdu. Kanaatim Bu başarısı meselesini yarın göreceğiz, konuşacağız. Ben diğer gündemlere de buradan geçmek istiyorum. Çünkü başka gündemlerimiz de var. Aslında dün bütün gün Marmara'yı konuştuk. Ben Marmara'ya şuradan girmek istiyorum. Aslında sizin de bu konuya çok kafa yorduğunuzu biliyorum. Ve aynı zamanda siyaseti çok dolaşan ve sürekli halka temas eden yöneticilerindensiniz. Enteresan bir tablo oldu. Tarihi bir proje gerçekleşti. İki kıta birleşti. Gerçekten bir mühendislik harikası. Yani biraz da şahsen mühendislik merakım olduğu için bu tip projeleri merakla incelerim. Gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıktı. Ama toplum ikiye bölündü. Hatta bir kısmı ya ilk gün bir kaza olsa da batsa diyecek kadar abarttı muhalifliği. Bir kısmı da bunu AK Parti yaptığına göre ben buna bilmem diyecek kadar da böyle bir farklı cepheden açtı. Buradan şuraya gireceğim. Yani toplumsal kutuplaşma, ayrışma böyle bir projede bile insanları ikiye ayırmış durumda. Sonuçta çok gerçekçi bir durum var. Herkesin hayatını kolaylaştıran bir proje yapılmış. Devasa boyutlarda. Ama bizim aşinası olduğumuz bir ayrışma bu. Boğaz Köprüsü. Ama yani Marmara'ya buradan şuraya geleceğim. Tamam Marmara ama bu toplumsal kutuplaşma Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclis açılışı konuşmasında yaptığı vurgulardan en önemlisi bence buydu. Toplumsal kutuplaşma toplumun insicamını bozmaya başladı. Yani düşünün Marmara'ya destek olanlar olmayanlar gibi bir garip bir tabloya girdik. Siz Marmara'dan hareketle bu kutuplaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir şey sanki Boğaz Köprüsü'nü de hatırlayarak. Bunu çok böyle yani siyasal ayrılık meselesi haline sokmamak gerekir. Rahmetli Özal köprüyü yaptı. İkinci köprüyü. İkinci köprüyü yaptı. Büyük tartışmalardan sonra da yaptı. Demirel ya bizi öyle anlayıcı etmiş ki ben çok net atıyorum. Biz ikinci köprüden aylarca geçmedik. Bir saniye bunu biraz açalım. Niye geçmedik? Şimdi yani, hakikaten öyle. Ya biz ikinci köprüden... Yani Turgut Özal'la Süleyman Demirel siyasi muharız, siyasi rekabet siyasi, siyasal çekişmeleri o kadar yüksek, o kadar yüksek dozajda ki sanki bizim şeyden geçmemiz Demirel'e ve Doğru Yol Partisi'ne bir ihanet olarak birinci köprüsünü Demirel yaptı. Tabii birinci köprüsünü biz Demirel köprüsünden geçerdik. Şimdi bakın, bak biz bu ilkelliğe gülebiliyoruz. Ya bugün Demirel karşı çıktı mı Fatih ikinci köprüye? İkinci köprüye karşı çıkma dair. Zaten hatırlamıyorum hiç. Hiç hatırlamıyorum. Karşı çıktığını zannetmiyorum. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. 1900 işte Menderes iktidarından sonra biliyorsunuz Amerika para pul yok bir baraj yapılsın dedi. Bizimkiler 21 baraj yaptılar. Kasım Gülek
meşhur. Genel sekreter. Yani genel sekreter ve Hükümet Halk Partisi'nin duayen ismi. Yani. Efsane. Siyasetçi. Yani. Şöyle konuşuyor Adana'da. Adanalı'da. Adana'da şöyle konuşuyor. Diyor ki biz bu araziyi biliriz. Bu arazide çok tospağlar vardır. Bu tospağlar bu barajda su tutturmayacak kardeşim. Bunlar boşuna yatırım yapıyorlar. Bakın. Aylarca bu politik propagandayı yapıyor. En sonunda rahmetli Menderes dayanamıyor. Karabük'ten bana bir cevap veriyor. Yani merak etme diyor. Onun 7 sülbü onların enerjisine istifade eder diyor. Hiç merak etmesin. Şimdi bunlar geçmişte bak gülerek konuşuyoruz. Gülerek hatırlıyoruz. Şimdi dün ben oradaydım. Türkiye adına muazzam bir tören. Ve bu töreni sadece elbette ki İpek yolu açısından dünyanın 21. yüzyılın ortaya getirdiği ve zorladığı yeni vizyon açısından başka okumaları da ortaya koyarak söylemek gerekir. Yani ta Çin'in 850 milyon iş gücünü, Hindistan'ın 450 milyon iş gücünü, yeni dünya merkezine niçin Amerika'nın ısrarla bir Asya Pasifik hattına kaymak istediğini, niçin başka türlü bir süreç ortaya koymak istediğine bakarak okumak lazım. 100 milyonluk, 150 milyonluk bir havalimanını bizim niçin yapmak istediğimizi bakarak okumak lazım ama bir de tarihe bakmak lazım. Bak. Dün bize niye anlatıyor? Mete Han Bey, biz ilk adımımızı Don ve Volga arası atıyoruz. Sokullu Mehmet Paşa atıyor. 16. yüzyılda. Ve Rusya emperyalizmi buna müdahale ediyor. Ve biz bunu gerçekleştiremiyoruz. İlk adımımız. Ve Rusya bunu Don ve Volga arasını 1952-52-53'te falan bitiren sağlıyor. Ama bizim projemiz, Sokullu Mehmet Paşa'nın projesi, biz bitiremiyoruz. İkinci büyük adımımızı, yani tarihsel olarak Süveyş kanalında atıyoruz. Hı. Diğer tarafta Karadeniz'de Hazar'ı birleştireceğiz. Çok önemli bir gerçekleşmeyi sağlayacağız. Öbür tarafta da... O tam çılgın projeymiş. Tabii çılgın. Karadeniz'de yaptı mı? Yaptı onlar işte. Yani onların, yani Rusların yaptığı bu. Şimdi öbür tarafta, 16. yüzyıldan bahsediyorum. 19. yüzyılda da bir Süveyş kanalı projemiz var bizim. Evet. Bu sefer de İngiliz emperyalizminin, İngiliz sömürgeciliğinin ve İngiliz aklının eseri olarak kalıyoruz. Yine tamamlayamıyoruz. Bu da bizim projemiz. Bu projenin önemli özelliği şu. Tamamladığımız bir projedir bu. Yani suyun altına bir inşayı ve imalı gerçekleştirdiğimiz bir aklın projesidir bu. Yani bu coğrafyaya bakarak bazen gündelik siyasetler üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz da bana göre yanılıyoruz da. Yani biz hepimiz insanlarız, yarın da olmayacağız. Ama bu coğrafyanın hepimize yüklediği akıllar var. Temel değerde akıllar var. Buranın yaşayan insanların temel değerde akılları var. Şöyle bir bununla ilgili şöyle bir örnek daha vereyim. 1959 Avrupa Birliği'ni kim başlatıyor? Kömür Çelik Birliği meselesinden Demokrat Parti ilk müracaatını yapıyor. Bakın orada kalmıyormuş. 1987'de rahmetli Özal Avrupa Birliği'ne ilk adımı gerçekleştiriyor. 2004'te de bu süreci AK Parti müzakerelerin başlamasıyla devam ediyor. Şimdi bu bir akıl. Yani orada Sokullu'nun ortaya koyduğu da bir akıldır. Öbür tarafta bir şekilde Osmanlı'nın ortaya koyduğu Süveyş kanalı da bir akıldır. Bugünkü de bir akıldır. Biz buradan ben dün orada. Ben bir İstanbul çocuğuyum. Yani İstanbul'da doğdum büyüdüm. Hayatım İstanbul'da geçti. Ve dün o tablo bana hem İstanbul açısından hem Türkiye açısından hem de ya bu bayrağın altında hep beraber yaşıyoruz işte. Beni en çok duygulandıran, gururlandıran, orada liderlerin konuştukları, söyledikleri, aşağı inince o gördüğümüz tablo, evet hani adam diyor ya yes we can yapabiliyoruz diyor biz. İşte biz bunu yapabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir moral değerdir. Büyük bir üstünlüktür. Burada kalmıyor. Yani sadece Marmara'yla yapsak bir tane yaptık bir şey işte ecdadımıza yeterim bundan sonra değil yani. Ya Körfez geçişi gibi akıl üstü bir proje yapıyor Türkiye şu anda. Yani İstanbul, İzmir arası bir proje yapıyor. Kanal İstanbul gibi Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni belki de şey yapacak, tasfiye edecek, sağ tarafta bırakacak, şurada dursun biz buradan geçelim diyebilecek bir başka projeyi gerçekleştiriyor. Bunların hepsi stratejik adımlar. Yani Şerafettin Elçi Havalimanı'nın yapılmasının da bir esprisi var. Biz bugün Irak dahil, yani Suriye ve Suriye ötesi dahil, şu Avrupa'nın ekonomik krize girdiği noktada kendi ekonomik gücümüzü zedelemeyecek ve bakın gelişmekte olan ülkelerden Brezilya ve Endonezya dahil olmak üzere ciddi bir şekilde sarsılma yaşarken bugünlerde hatta
ciddi devalüasyonlar gerçekleştirirken Türkiye hala bu yatırımları yapıyor. Fransa'da, İngiltere'de, nerede, İspanya'da, Avrupa'nın bütün ülkelerinde, Yunanistan'da falan saymayacağım yani. Bütün ülkelerinde bugün devlet yatırımları dahil, emekli maaşları dahil, krediler dahil, öğrenci harçları dahil ciddi bir şekilde kısıtlamalar söz konusuyken Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu yatırımlarıyla beraber hem de mali disiplinine hem de 2014 mahalli seçimlerine kala bir tek halel getirmeden faiz dışı fazlayı 1.2'de tutarak ciddi bir şekilde adım atmaya çalışıyor. Bu enteresan bir şey. Bu bir mucize yani. İnanın Marmaray mucizesi kadar. Yani Marmaray'ın ortaya konuşulduğu mucize kadar. Ben yine orada boğazın altında bir yerden daha geçtim. Meral Suyu Projesi de oradan geçti. Bilmiyorum orayı hiç geçtiniz mi siz? Hayır yani. Projeyi biliyoruz da. Akıl almaz bir şey. Yani insanın etkilenmemesi mümkün değil. Arabayla beraber işte o zaman müsaitti. Arabayla beraber oradan bir şekilde karşıya geçebildim. Bu inanılmaz ve bizim hafsalamız derler ya, hafsalamızı almayacak bir hadiseyle Türkiye karşı karşıya. Marmaray'da dün bir taraftan şimdi şöyle bir şey yapıyorsunuz. Rusya'yla nükleer santral yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Bir diğerinde Japonlarla dün imzalandı. Mustafa Bey, Rusya ile bu ülkede işbirliği yapılacak diye 1960 darbesi oldu bu topraklarda. Ya. 1960 darbesi oldu. Komünizm dediğimiz. Tabii. 1960 darbesi oldu bu ülkede. Bunu İngilizler açıklıyorlar. Biz kendimizden söylüyor değiliz yani. 1960 darbesi oldu. Şimdi biz Rusya ile bir şekilde nükleer santral yapıyoruz. Japonya ile Sinop'ta adım atıyoruz. Belki Çin ile bir füze anlaşması imzalayacağız. Yani Türkiye boyutunu çok büyüttü. Bu büyük boyut üzerinden bakmak lazım. Ama bütün bu pozitif tablo içeride toplumsal bir yarılma gibi bir durum var. Peki o zaman bu niye? Yani şu basit bir durum var. Basit. Yani siz dün patronsunuz. Egemensiniz. Kuralları koymuşsunuz. Sizin kurallarınız bugün işlemiyor. Ama yani sokaktaki vatandaşın araştırması... Ama kızgın insanlar da var sokaklarda. Yani biraz bağırıyor. Yani adamlar da batsalar, kurtulsak diyecek yani kadar. Mesela onların kızgınlığı nereden geliyor? Şu, çok basit. Tamam, yani bunu da okumak lazım. Bunu anlamak lazım. Onların kızgınlığını da mümkün olduğunca en alt seviyeye indirmek lazım. Bu empatiyi de muhakkak gerçekleştirmek lazım ama bu söylediğim bir, elit değişimi. İki, ekonomik değişim. Üç, sınıfsal hakimiyet değişimi. Bunların hiçbirisi basit işler değil. Toplumlar böyle kabuklarını yırtıyorlar. Yani eğer bu değişim, her değişime itiraz var. Dünyada da var. Dünya tepsi midir, yuvarlak gibi midir? Dünyanın en önemli meselelerinden birisi, mahkemelerin en önemli meselelerinden birisi olmuş. Türkiye'deki bu değişim elbette ki kendi adına sorunlu, sıkıntılı bir doğum ortaya koyacaktır. Sıkıntılı bir doğum ortaya koyuyor. Ya elbette ki bu olacak. Bunu nasıl ikna edeceksiniz? Dün, yani şöyle bir şey söyleyeyim Metan Bey. Yani Türkiye'de en büyük zenginsiniz siz. Diyelim. Doğru. Evet. En büyük zenginsiniz. Evet. Doğru mu? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı sizinle çok iyi bir münasebet kuruyor. Evet. Amerika'dan da Amerika'nın bütün o dev şirketleri, onların resmi organizasyonları Türkiye'nin başbakanına en yakın adam kimdir? Metehan Demir'dir. İrtibat kuruyor. Hı. Şimdi devir değişiyor. Şimdi siz en büyük zenginsiniz. Mustafa Bey de başbakan. Bir türlü ulaşamıyorsunuz. Estağfurullah. Şimdi bu gerginlik oluşturur mu? Amerikalı sizi bundan sonra muhatap almıyor. Oradaki distribütörler, oradaki şirketler, bir tek örnek verdim. Lütfen bu çerçeveyi bütün toplumun işlevsel kesimlerin hepsinin içerisine koyalım. Bu böyle bir şey. Bu değişim zor. Ha, bu değişimi ne yapacaksınız? Ya siz de rahatsız olmayın, biz de rahatsız olmayalım, eski usul devam edelim deyip onların iktidarının, günün iktidarının kurallarıyla bunu yönetmeye çalışırsanız dünden bir farkınız olmaz. Dün Türkiye'si olur. Bugün belki de en büyük zorluk, ya dün Türkiye'si olmasın, yeni kurallarla beraber birbirimizi incitmeyeceğimiz kurallarla. Yani dün egemenlik sendeydi, bugün egemenlik bende. Evet. Dün padişahlık sendeydi, bugün padişahlık bende. Bu Türkiye'yi bir noktaya getirmez ki. Yani siz eğer Türkiye'nin bütün ötekilerini merkeze taşımazsanız, onları paydaş yapamazsanız 76 milyonunuz bir işe yaramaz. Kadınlarınızı merkeze taşımazsanız bir işe yaramaz. Onları okutmazsanız bir işe yaramaz.
Hindarları taşımazsanız bir işe yaramaz. Kürtleri taşımazsanız bir işe yaramaz. Alevileri taşımazsanız bir işe yaramaz. Taşımadığınız ölçüden itibaren dün Türkiye'si olursunuz. O zaman itiraflar üzerinden Türkiye'yi yönetirsiniz. Problem bu. Onlar zannediyorlar ki eski alışkanlıkları var. Böyle olacak. Kötü niyetle de olmayabilir büyük bir kısmı. Hakikaten Türkiye'nin bölünme endişesini taşıyanlar olabilir. Ben bunu samimi bir şekilde bana soranlar olduğunu defalarca görüyorum. Türkiye'yi bölmeyeceksiniz değil mi diyorlar ya. Buna inanmış ya. O onun inanmasını da izole edecek olan, oradan o fikri affedersin izale edecek olan, ortadan kaldıracak olan bizleriz. Bu da bizim sorumluluğumuz. Ha belki çok meselelerle meşgul oluyoruz. Belki çok uzun adımlar atıyoruz diye dönüp acaba ne yapmamız lazım onların bize anlamasını bekliyoruz. Belki orada eksikliğimiz söz konusu olabilir. Ama inanın burada böyle bir gerginlik tablosu var. Başka bir gerginlik tablosu olduğunu düşünmüyorum. Ama içeriden dışarıdan elbette ki bu topraklarda yani birçok darbeler yaşanmış. Birçok katık hadiseler yaşanmış. Açıklayamadığımız birçok meseleyi hala üstüne gelmiş birçok meseleyi biliyoruz. Yani bunların bir kısmının da çok böyle masumane olduğunu söylemek herhalde bizim gibi Türkiye'de bu işlerin içerisinde olan insanlar için de evet. Doğru olmayabilir. Bir kısmı evet. Planlıdır. Sayın Soylu, reklama bir 5 dakikamız var ama çok yoğun bir şekilde gelen sorulardan birkaçını da hemen sorayım. Çünkü diğer gündemler arasında gözden kaçabilir. Hatta bir izleyici şöyle diyor, bu soruyu sormazsanız bir daha sizi izlemeyeceğiz diye kampanya yaşayacağım diyor. Onu da soralım, izleyici de kaçırmayalım. Bedelli beklentisi. Dur, yine bir bedellik. Bir sorun var. Bir reklam, hayır şimdi reklama gireceğiz. Şimdi birkaç dakika kalıyoruz, o yüzden şimdi, tabii izleyici de kaçırmayalım yani sonuçta arkadaş Türkiye'nin zenginiydi ama biz bir başbakan olarak burada oturuyor. Evet. Bu bedelli beklentisi meselesi yani daha önce de biz bu programda bu baskılardan gerçekten bunalıyorduk. Yani binlerce mail geliyor, tweet geliyor. Gerçi ben şahsen anlamadım. Sonra bedelli çıktı, bu sefer giden olmadı. Şimdi yeniden bir 600 bin bankaya bedelli talebi var. Bu nedir ve ne yapacaksınız? Ha bir de şunu söyleyeyim, çözüm için 27 yaş talebi var. Şöyle yani Türkiye bedelli konusunda bir adım attı. Ben bir ekibi de kurduğunu zannediyor değilim. Gerçi ben askerliğimi kısa dönem yaptım. Yani 6 ay gittik biz üniversite mezun olduğumuz için. Ama biz bugünler kadar da şanslı değildik. Bizimkisi 3 ay uzadı. 3 ay fazla askerlik yapanlardan yani 6 ay gittik 9 ay geldik. İşte o dönem Boreal Pass'ın ilk iktidar dönemlerindeydi. Askerlik düşürülmüştü. Sonradan da terör ve işte peşinden savaşlar da oluştu. Ya daha öncesinden oldu. İhtiyaç duydu ve askerlik uzadı. Yani şöyle bakmak lazım. Yani özellikle bedelli meselesine bize de çok mail geliyor. Çok bu konularda mesajlar iletiliyor. Yaşın düşmesi yönde bir revize olabilir mi? Böyle hiçbir çalışmamız yok. Böyle bir hiçbir çalışma AK Parti'nin gündeminde yok. Gidecekler, yapacaklar. O bence şöyle oluyor bu iş. Bir canlı yayın sırasında başbakana soruluyor. O anki şok gelişmeye bağlı. Yani başbakan bazen ona karar veriyor. Yoksa planlı. Size sayın başbakan anlatayım ben. Yani başbakan bazen canlı yayın esnasında böyle bir şey olması mümkün değil. Bu normal, bunda bir anormallik yok. Yani bu, çünkü burada en yüksek karar merci başbakan. Çünkü bir keresinde herkesin büyük sürpriz oldu. Hiç kimse beklemiyordu. Başbakan o sırada bir baktıralım dedi. Çalışma yaptıralım. Bir de arkası geldi. Evet, yani startı öyle. Vermedikçe dediğiniz gibi çalışma yoksa sizin benim ya da başkası son olarak başbakanın bir çalışma talimatı var. Sağlık kuvvetleri de güçlü bir kurum yani. Tabii. Oranın da şeyine bakmak lazım. Yani netice itibariyle Türkiye'de... Ama er geç profesyonel orduya geçmek gerekiyor değil mi? Yani ben onun taraftarıyım. Ama ben şunu da söyleyeyim. Ben bir gözlem olarak da söyleyeyim. Bu askerlik süresinin kısaltılması süreciyle ilgili mevcut komut akademisinin çok pozitif bir yaklaşım var. Ve sayı her geçen gün yükseliyor. Profesyonelleşme anlamında. %35'e çıktı. Mesela profesyonel olmayanların terör bölgelerinde olmaması gibi pratik adımlar da var. Yani ben yakın bir zamanda 12 ayın bile çok uzun kabul edilip aşağı doğru çekilmeye çalışılacağı gibi bir beklentide var. 12 ayı 12'ye kadar düştü. Evet. Ben geçmiş dönemlerde 9 ay falan diyordum yani. Yani 12 ayda uzun bir süre olarak kabul edilebilir. Ama bunların hepsi ya Türkiye şükürler olsun ki bunları tartışıyor, konuşuyor, bu meselelerin üzerinden fikir yürütüyor ve bu meseleler Türkiye'nin gündemine geliyor. Siyasi partiler bu meselelere çok uzak değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle bu meseleler çok rahat bir şekilde müzakere ediliyor. Çok kısa bir soruyla reklama gideceğim. Yasada müze mi olacak, kongre merkezi mi olacak, ne zaman olacak diye sorular var.
sizin de çok ilgilendiğiniz konulardan biri olarak. Yasa da demokrasiye yaraşır ve Türkiye'ye yaraşır. Bir hem müzeyi içeren hem de çok böyle yani sadece işlevselliği müze değil. Hani oraya gelen giden de olsun. Çünkü İstanbul'da Yasa'da'ya gitmiştiniz. Yok. Sizin var. Hayır. Kitaplar. Ben gittim. Yani defalarca gittim Yasa'da'ya. Yani Yasa böyle çok her tutanın elinde kalınmış bir yerdir yani. Hı hı. Yani orayı daha önce sahiplenenlerin tamamı hiçbir şekilde oradaki su ürünleri şeyde dahil olmak üzere, eğitim merkezine dahil olmak üzere hiçbir şekilde işletilememiş bir yerdir. Yani orası öyle çok cazip bir alan falan değil. Nasıl geçecek? Şimdi elbette canım. Yani orada sadece müze yapmak değil, bu güzel bir fikir, demokrasi müzesi. Türkiye'ye lazım böyle bir şey. Ama bir kongre merkeziyle birlikte de orayı bir şekilde böyle hareketlendirmek, cazip kılmak olabilir. Yani tarih var mı efendim? Bu konudaki çalışmalar yapılıyor biliyorsunuz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu konuda yüklenici. Ama AVM yapmasınlar da ne yaparlarsa yapsınlar yani. Yani hem demokrasiye yakışır hem demokrasinin içeriğine yakışır. Orada bir sürecin gerçekleştirilmesi. Sayın Başbakan da bu konuda çok hassas. Yani özellikle yasada konusunda hem birebir takibi hem Metehan Bey'in söylediği hassasiyet, bütün bu hassasiyetlerin tamamında var. Hı hı. Evet, sayın seyirciler, kısa bir aramız var. Sonra tekrar karşınızdayız. Bizden ayrılmayın.